Efendim, hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Ben Fikrim Uçtu. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün özel bir yayında Darüşşafakalılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte değerli yazarımız İstiklal Savaşı araştırmacısı Cevdet Cantürk ağabeyim bizlerle birlikte olacak. Kendisi çok özel bir mekanda şu anda. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı yer olan Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diliyorum. Ve müsaadenizle Cevdet abimi canlı yayına almak istiyorum. Evet, Cevdet abim merhabalar. Merhaba Fikriciğim. Ben senden müsaade isteyerek bir selamlama yapmak istiyorum. Önce Darüşşafaka ailesini Tabii. muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizimle birlikte olan dostlarımızı aynı şekilde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve burada bulunduğumuz yeri sen söyleyemeden ben hemen ifade edeyim. İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nda bulunuyoruz. Dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif'i ve birazdan paylaşacağımız o öyküde emeği geçen çorbada tuzu bulunan herkesi manevi huzurunda saygıyla selamlıyorum. Minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum Fikriciğim. Cevdet abim, aslında sen bize konuk değil, biz sana konuğuz. Çünkü sen çok özel bir yerdesin. Belki dışarıdan birçok kişinin geçerken gördüğü ama içini çok fazla kişinin bilmediği Taceddin Dergahı'ndasın. Şimdi Cevdet abim, şimdi İstiklal Marşı'nın yazılışı ve tarihiyle ilgili izleyenlerimiz tabii ki birçok bilgiye sahip ama bugün yeni bilgiler de öğrenecekler bildiğim kadarıyla ve sen bize ekrandan o güzel mekanı içten bize gezdireceksin ekranda diyebiliyorum. Evet, sizinle buranın ayrıntılarını hem görsel olarak paylaşmayı planlıyoruz hem de İstiklal Marşı'nın hikayesinin heyecan verici detaylarını. Ama ondan önce senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sözü ben almadan evvel. Şimdi müsaadenle İstiklal Marşı deyince şu 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı bir ilk iki kıtasını bir seslendireyim istiyorum. Dinleyenlerimizde hem bir milli duygularımız kabarsın. Müsaadenle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çok Evet, teşekkür devamı ederiz. var tabii ki. Devamı Peki, var. buyur abi. Gerçekten devamı var. Ama şimdi burada izleyicilerimiz bizimle birlikte olanlar bir sonraki dizeyi neydi acaba diye hemen aklına geçirmeye çalışsınlar. Birkaç dakika sonra o noktadan devam edeceğiz. Şimdi Cevdet abim, Taceddin Dergahı nerede? Ankara'da olduğunu biliyoruz da nerede ve bulunduğu yer neden önemli? Bunun cevabını da senden alalım. Buyur. Şimdi arka plandaki beyaz badanalı boyalı evleri görebiliyor musunuz şu anda? Evet, görüyoruz. Şahane. Burası Ankara'nın tarihi Hamamönü semti. Tarihi dediğim Hamamönü semti yaklaşık 100 yıl önce bugün o günleri andıran bir dış cephe çehre görüntüsü sergilese de 100 yıl önce Ankara'nın önemli yerleşim alanlarından bir tanesiydi. Taceddin Dergahı da burada. Taceddin Sultan namıyla bilinen dönemin sevilen bir tasavvuf aliminin, bir din adamının ismini taşıyan işte bu caminin
Hemen yanı başındaki bir müştemilattı. O binada işte burasıydı. Neden önemli derseniz, burada 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra milletvekilleri barınacak yer bulamıyordu. İşte bu bölgedeki derme çatma Ankara evleri o milletvekillerinden bir kısmını konuk etti. Çok zorlu şartlar vardı. Üçer beşer milletvekili bir odada yatıyordu. Mesela geceleyin yattıkları yer döşeklerini gündüz toplayıp üzerinde oturmak suretiyle zaman geçiriyorlardı. Bir örnek olsun diye şunu söylememiz şart. O milletvekilleri gömleklerini kendileri yıkayıp gece boyunca kurutup ertesi gün aynı gömlekle meclise gidiyorlar. Dönemin şartları işte böyleydi. Şimdi Hamamönü dolayısıyla sadece İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemleri değil, meclisin o ilk günlerini, Kuvayi Milliye ruhunu da simgeliyor. Tıpkı bu kalpak gibi. Bunun dışında Sakarya Savaşı döneminde de bütün bu bölgedeki evlerde Sakarya gazileri tedavi edildi. Çünkü hastaneler dolup taşmıştı. İşte bu bölgede Hamamönü denmesinin sebebi de içeriye geçmeden önce yaklaşık 100 metre kadar arka tarafta bu park alanının hemen arkasında bir hamam var. İşte onun ön cephesine Hamamönü deniyor. Arka cephesi ise hamam arkası. Hepsi de tarihi bölgeler. Şimdi gelelim Taceddin dergahına ve Mehmet Akif'in buraya nasıl geldiğine. Ne dersin? Olur. Peki önce bir şey söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve milletvekillerinden bahsettin. Bildiğim bir bilgiyi de söyleyeyim. Ben biraz yaşadım Ankara'da. Bildiğim kadarıyla Taceddin Dergahı ve Hamamönü ile ilk meclis aynı cadde üzerinde. Yanlış hatırlamıyorsam az ilerisinde diye hatırlıyorum. Bu yakın bir bölge ama şöyle söyleyeyim, ben bu tarihi yürüyüşü yapıyorum. Dostlarımız geldiğinde, salgını atlattığımızda inşallah birlikte bu tarihi yürüyüşü yapalım. Buradan bir yokuş tırmanması gerekiyordu. Mehmet Akif'in, Hasan Basri'nin, bu merhumlar buradan yürüyerek yokuşu tırmanacak. Sonra yokuştan yukarı yüz denilen Ankara Kalesi'nin batı yamaçlarından aşağı inecekler. Derken Hacı Bayram Camii'nin kenarından bugünkü Anafartalar Caddesi, o günkü Karaoğlan üzerinden eski meclise varacaklar ki yaklaşık yarım saatlik bir yol. Şimdi aslında bütün hikaye de o meclisin toplanmasıyla başlıyor. Şimdi İstiklal oraya Marşı. geleceğiz Cevdet abi. Şimdi ben sana şeyi soracağım. Aslında bugünün en önemli sorularından bir tanesi, muhtemelen izleyenlerimizin de merak ettiği sorulardan bir tanesi. Şimdi İstiklal Marşı deyince tüm Türk halkının aklına gelen tek tarih vardır. O da 12 Mart tarihi. Çünkü 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi. Peki biz neden 22 Şubat 1921 tarihini baz alıp bu yayını bugün gerçekleştiriyoruz? Cevabı sende. Buyur abi. Evet, çünkü 21 Şubat 1921 tarihinde İstiklal Marşı ilk kez bir Anadolu gazetesinde yayınlandı. O gazete Kastamonu'da yayın yapan Açık Söz gazetesiydi. Peki neden Açık Söz gazetesinde yayınlandı? Bu ilk miydi? İlk değildi. Marşın yazılması, kaleme alınması bittikten hemen sonra, birazdan detaylı anlatacağız, Mehmet Akif onu kendi dergisi Sebilül Reşat'ta yayınladı. Birkaç gün sonra da Kastamonu'ya yolladı. Bu çok önemliydi. Kastamonu'da Açık Söz milliyetçi bir gazeteciydi. Ve Anadolu ondan duydu marşı. Anadolu Kastamonu'dan İnebolu'ya giden bir gazete sayesinde İstanbul'a da sesini duyurdu. İstanbul'da gizlice çoğaltıldı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, al sancak diye başlayan milli marşımız İstanbul'a da bu şekilde ulaşmış oldu. Ancak bizim bugün yayını yapmamızın temel sebebi şu. 21 Şubat 1921, yani bundan tam 100 yıl önce İstiklal Marşı bir gazetede neşredilmiş oldu. Dolayısıyla henüz meclis tarafından kabul edilmemişti. Resmi bir marş olarak seçilmemişti. Ve bu gazetenin yayınıyla halka duyurulmuş olması sebebiyle biz bugün sizlerle buluştuk. Böyle de bir özelliği var bugünün. Dolayısıyla çok söz vermeden şunu söylemeliyim. Buyurun. Çok gururluyum. Neden diye sormaya gerek bile yok ama söyleyeyim. Çok gururluyum çünkü
tam 100 yıllık muhteşem bir hatırayı yad etme fırsatı bulduk hep beraber. Ve biraz sonra paylaşacağım, Darüşşafakalıların da gurur duyması gereken pek çok unsur var. Şu anda daha orada... çok konuşacağım şey var. Evet. Peki. Şimdi Cevdet abi, şimdi bir sürpriz olsun. Senin bahsettiğin Kastamonu Açık Söz Gazetesi'nde Türk halkının İstiklal Marşı'yla ilk tanıştığı o yayının işte bu da fotoğrafı olsun. Evet. 21 Şubat 1921'de Türk halkının ilk defa İstiklal Marşı'yla tanıştığı Açık Söz Gazetesi'nde yayınlanan küpürüdür bu. Benim için de ayrı bir onur, çünkü ben de Kastamonuluyum diyeyim. Seninle daha bu ayrıntıyı alacağız da. Şimdi biraz da Mehmet Akif Ersoy'un bu İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine bir geçelim istiyorum abi. Şimdi İstiklal Marşı, meclis galiba bir yarışma falan açıldı. Onları da bahsedeceksin ama o dönemlerde Mehmet Akif Ersoy İstanbul'daydı. Peki ne oldu da Mehmet Akif İstanbul'dan kalktı, Ankara'ya geldi ve gidişi nasıl oldu? Cevabı sende. Buyur abi. Evet. Şimdi içeriye girmeden önce bu soruyu cevaplayalım. Sonrasında da Ankara'ya geçelim. İçeriye gidelim. Nerede yaşadığına bakalım. Mehmet Akif İstanbul'daydı. Bilenler için söylüyorum. Sultanahmet yakınlarında Cağaloğlu, Babali arası zaten basının da merkeziydi. Sebilülü Reşat da Nuri Osmaniye ile Cağaloğlu arasında bir yerde olsa gerek. Şimdi bir gün bir dönem tanığının ifadesine göre Ali Şükrü, bir milletvekili, gelip Mehmet Akif'e Mustafa Kemal'in mesajını iletti. Ankara'ya çağrılıyorsun üstad dedi. Dergiyi orada çıkarıp manevi kuvvet vereceksin millicilere. Başka kaynaklarda da gizli teşkilatın aracılık ettiği ve Mustafa Kemal'in gizli teşkilata görev verip Mehmet Akif'in Ankara'ya davet edilmesi ve yolculuğunun gerçekleştirilmesini emrettiği ifade ediliyor. Ama ne olursa olsun şu bir gerçek. Mustafa Kemal Mehmet Akif'i Ankara'ya davet etti. Çünkü milli mukavemeti manevi olarak destekleyecek çok etkili bir kalemdi. Vatan şairi olarak daha o zamanda ünlü birisiydi Mehmet Akif. Peki yolculuk nasıl oldu? Yolculuk için öyle o dönemde hiç de kolay şartlar söz konusu değil. Çünkü İngilizler işgal etmişlerdi. Resmen de İstanbul işgal edilmişti. Ve İstanbul'dan elini kolunu sallayarak çıkmak hiç de mümkün değildi. Bunun için gizli teşkilatın bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu emirle o gerekenler yerine getirildi. Gizli teşkilattan kastım Karakol Derneği'ydi. Karakol Derneği dönemin eski iktidarçılarından hem Kara Vasıf'ın hem Kara Kemal'in önderlik ettiği, belki Topkapılı, Cambaz Mehmet'i, Galatalı Şevket'i de buna dahil etmek gerekiyor. Bir de onlarla birlikte Kemalettin Sami, bir asker olan Albay Kemalettin Sami'nin önderliğinde yer altında milli kuvvetler için çalışan bir teşkilattı. İşte Mehmet Akif'e nasıl yolculuk yapacağının şifrelerini onlar verdiler. Kulağına bir parola fısıldandı. Dikkat çekmeden hazırlan, Üsküdar'a git. Üsküdar'da Özbekler tekkesine varıp kapıyı çal. Kapıyı çaldığın zaman sana kim o diye soracaklar. Ve o zaman diyeceksin ki beni İsa gönderdi. Peki bu İsa kimdi? Ona bu şifreyi veren kimdi? İstersen oraya bakalım. İşte bu gerçekten hiç bilinmeyen ya da çok az bilinen bir konudur milli mücadele tarihinde. O dönem bu şifreyi bulanlar Karakol Cemiyeti'nin önde gelen az önce ifade ettiğim isimlerdi. Ama Kemalettin Sami kim? Ona bir parantez açalım ve bu şifrenin perde arkasını anlatalım. Sevgili değerli abimiz Beşir Özmen'in titiz çalışmalarıyla Kemalettin Sami'nin bir Darüşşafaka evladı olduğunu ortaya çıkarmış olduk. Kendisi ona da selam olsun buradan Beşir abimize. Evet, 4 yıl Darüşşafaka'da okuduktan sonra sağlık sorunları nedeniyle Mühendishaneyi Bedri Hümayun'a, yani askeri okula nakletmiş. Orada da topçuluk eğitimi almış. Şimdi Kemalettin Sami Paşa dönemin önde gelen askerlerinden biriydi ve Harbiye Nezaretinde Zat İşleri Reisiydi. Bugünkü Personel Dairesi Başkanı ordu içinde. Ve Kemalettin Sami öylesine büyük işler başarıyordu ki İngilizler çıldırıyordu. İspat edemiyorlardı onun neler yaptığını, fakat kuşkulanıyorlardı. Şimdi dikkat, 16 Mart günü İstanbul işgal edildiği zaman normalde yapılması gereken şuydu. Sadece Harbiye Nezaretine gidip duruma el koyabilirdi o işgalci İngiliz kuvvetleri.
Ama böyle yapmadılar. Önce Şehzadebaşı Vezneciler arasında Letafet Apartmanı'na bir baskın yaptılar. Orada bando muzikacı neferler vardı. O neferler, o birlik Kemalettin Sami'nin Kafkas Fırkası'nın bando muzikasının neferleriydi. Yani verilen mesaj çok açıktı. Burada bir şeyler oluyor, ispat edemiyoruz ama biz size bunu yaptırmayız mesajı verdikleri için Kemalettin Sami'nin o masum askerlerini yataklarında, uykularında katletti işgalci İngilizler. Dolayısıyla işte bu gelişmenin ardından meclisin Ankara'da toplanması yolu açılmıştı ve hemen bundan sonra da Mustafa Kemal gereken direktifleri İstanbul'a yağdırmaya başladı. Onlardan bir tanesi de Mehmet Akif'in Ankara'ya çağrılmasıydı. Mehmet Akif Ankara'ya nasıl gelecekti? İşte Üsküdar'daki Özbekler Teknesi'ne gidecek, şifreyi söyleyecek, o kapı, kanatlı kapı açılacak. Sonra da yolculuğu planlanacaktı. Peki İsa kimdi? İsa şifresini veren Musa kimdi? Ve bunca insanın isminde bir kod adı varken Ankara'daki paşanın adı neydi? Şimdi onlara geçelim mi? Tabii ki. Heyecanla seni dinliyoruz Cevdet abi. Şimdi İttihatçıların ardından Teceddüt Fırkası kurulmuştu. Fakat memlekete bir gün geri dönecek olan Enver Paşa'ya bir inanç vardı. Savaşın ardından Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa kaçmışlardı. Fakat yurt dışından geriye döneceklerine yönelik bir ümit olduğu için işte İsa Enver Paşa'yı ifade ediyordu. Enver Paşa bir gün tıpkı bütün semavi dinlerde değil ama Hristiyan inancında ifade edildiği gibi Enver Paşa'nın kaçtıktan sonra yeniden memlekete, yurda döneceği ifade ediliyordu. İşte Enver Paşa'ya İsa olarak ifade edenler, Enver Paşa'nın kod adını İsa olarak söyleyenler, şimdi anlaşıldı. Kemalettin Sami Paşa tarafından bu ismin neden verildiği şöyle bir açıklaması var. Dikkat çekmemek için İsa, Musa ve Nuh isimlerini kullandıklarını söylüyor. Kemalettin Sami o zamanlar paşa değil. Kendisi de Musa ismini kullanıyor. Peki Mustafa Kemal'in Ankara'daki Gazi, o zaman Gazi de değil, Mustafa Kemal Paşa'nın kod adı neydi? İşte ona verilen isim de bu ekibin, yeraltı teşkilatının ne kadar aydın, münevver, entelektüel derinliğe sahip insanlar olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü onun adı Nuh idi. Nuh genetisi, yeniden doğuşu simgeliyordu. Yani doğru. Nuh peygamber, evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir örnekti. İşte Kemalettin Sami'nin, yani Musa'nın verdiği şifreyle Mehmet Akif Özbekler Teknesi'ne gitti. Kapıyı çaldı. Kim o diyenlere beni imza gönderdi dedi. Oradan sonrası gene gizli teşkilatın bir organizasyonuydu. Alemdağ üzerinden İzmit'e doğru yol aldı. Yenibahçeli Şükrü tertibat almıştı dönemin yiğitlerinden, kahramanlarından. Aslan Bey çetesi güvenlik tedbiri almıştı. Daha sonra oradan Lefke'ye doğru gittiler. Ali Fuat Paşa artık 20. Kolordu'nun komutanı, Umum Kuvayi Milliye Kumandanı'ydı. Ankara'ya yolculuğu, oradan sonra Lefke'den sonra trenle oldu. Akif Ankara'ya vardıktan sonra işte bu eve geldi. Çünkü Ankara'da az önce söylediğimiz gibi şartlar son derece kötüydü. Yokluk, yoksulluk günleriydi. Ben şimdi eve gireyim. Evin tabii iç mekanını size anlatırken sen sorun varsa yeni bir konu için sözü sana bırakayım. Evet, Cevdet abi sen hem içeriye gezir hem de İstiklal Marşı'na da geçelim bu arada. Bu İstiklal Marşı'nın yazılışı nasıl oldu? Kimin aklına geldi Mehmet Akif'i Ersoy'a teklif etmek ve o günlerde neler yaşandı? Gezerken hem onları anlatırsın. Buyur abi, söz sende. Şu anda Taceddin Dergahı olarak bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir müze olarak hizmet verdiği yerin, binanın içindeyiz. Bu noktada Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bize bu izni verdiler. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Arka planda işte Mehmet Akif'in bir bal mumu heykeli var. Hasan Basri Bey, görebiliyoruz değil mi şimdi? Görülüyor. Hasan Basri Bey. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa görüyorum. Ve diğer kenarda oturan da Mithat Cemal Kuntay. Bunların heykelleri var burada. Şimdi gelelim
Şu anda ışık durumumuz iyi mi? Devam edeceğim. İdeal. İdeal. Benim için ideal şu anda. Peki. Meclis kurulduktan sonra iç isyanlar vardı yurdun dört bir yanında. İç isyanlar nedeniyle halkın milliçlerin yanına çekilmesi güçleşiyordu. Milli kuvvetler zor günler yaşıyordu. O nedenle meclis karar aldı. Ve çeşitli memleketlere aydınlatma heyetleri gönderildi. O heyetler halka milliyetçilerin ne için savaştığını, ne için mücadele ettiğini anlatmaya çalıştılar. Mesela Mehmet Akif de onlardan biriyle Kastamonu ve civarındaydı. Orada halka milli mücadeleyi anlatmak için çırpında durdu. Ünlü Nasrullah Camii'nde cuma namazlarında kürsüdeydi. Orada vaazları vardır. Bakın şu çok ilginç. Orada hem dergisinde yayınlamıştır hem de camide bunu vaazı sırasında söylemiştir. Korkma diye başlayan bir şiiri var. Korkma. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bakar mısınız? Daha ortalıkta istiklal maaşı fikri yok. Ama Akif'in göğsü işte bu vatan aşkıyla, bu imanla dolu. Korkma. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol hak yolu. Dönme bilmez yürürüz. İşte irşat heyetleri, aydınlatma heyetleri yurdun hemen hemen her tarafında milletvekilleri tarafından halkı aydınlatmak amacıyla görevini yaparken bir ara Batı cephesini ziyarete gittiler. Henüz Batı cephesinde birinci inönü yapılmamıştı ve Kasım Aralık 1920 tarihi olsa gerek şöyle dediler. Albay İsmet Bey'e bir marşımız olsa ne iyi olur. Milli mukavemeti arttıracak. Oo, evet. Albay İsmet'in hoşuna gitmiş olmalı ki cepheden Ankara'ya döndüğü zaman dönemin marif vekili Rıza Nur'un yanına gitti. Kalpağını çıkardı, kenara koydu. Şöyle dedi, milli mukavemetimizi arttıracak bir marşımız olsa. Rıza Nur'un gözleri parladı. Derhal harekete geçildi. Bir ilan verildi, birkaç gazete vardı. Milli vatan şairlerinin, milli şairlerin dikkatine. Evet. Milli marş yarışması açılmıştır şeklinde. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı, Eğitim Bakanı değişti ve Hamdullah Tuğçe Bey oldu. Dolayısıyla bu ihtiyaç İsmet Bey tarafından dile getirildi. Ardından düzenli ordu kurulması çalışmaları hızlandı. Birinci İnönü Savaşı ve işte o sıralarda bir şeyler olmaya başladı. Akif evet bir şairdi ama Akif bu yarışmadan ötürü para ödülü konduğundan dolayı katılıp bir şiir yazmayı reddediyordu. İşte Hasan Basri, bir milletvekili, Akif'in ev arkadaşı. Mecliste bir gün yan yana otururken şöyle bir şey yapıyor. Şahane bir hatıradır. Sırtını Akif'e dönüyor sırada. Eline bir kalem alıp kağıda çiziktirir gibi yapıyor. Rahatsız etme beni diyor. Akif hayırdır bir şey mi yazıyorsun diye soruyor. Şiir yazacağım diyor. Milli marş. İş başa düştü diyor. Sen yazmadığına göre. Ben de onu soracaktım Cevdet abim. Bütün Türkiye şeyi biliyor. Mehmet Akif Ersoy ilk başta İstiklal Marşı'nı yazmaya yanaşmadı. Ama bu muhtemelen ödülden dolayı. Sonra Mehmet Akif Ersoy'u kim ikna ediyor? Bir de onu alalım senden bundan sonrası için. Hasan Basri Bey de yan yana bu anekdotu kendisinden dinleyenler gazetelere neşretmişler. Ben onlardan okudum. Hasan Basri Bey eline kağıdı kaleme alıp ilk meclisteki sıranın üstüne yazmaya başlayınca konu açılıyor. Gitme diyor, gitme bir yere. Belki senin ilhamından bir şeyler bize bulaşır. Bulaşır da güzel bir şiir yazarız. Ama Akif dayanamıyor. Keşke ucunda para ödülü olmasaydı. Ben vatan şiirini para almak için yazamam diye mırıldanınca onu hallederiz efendi diyor. Üstadım onu hallederiz. Halleder misin diye soruyor. Ben zaten senin adına söz verdim Hamdullah Supi'ye marif vekiline diye cevap alınca peki ver şu kağıdı kalemi diyor. Ver şu kağıdı kalemi dedikten sonra ceketinin cebine koyduğu o kalemle geliyor. İşte bu sofadaki yerini alıyor. Sedirin üstüne oturuyor. Sonrasını
Sonrasını Eşref Edip var. Ondan okudum. Sonrasını birkaç oda arkadaşından biliyoruz. Boynunu bükmek suretiyle birkaç gün boyunca şurada oturdu. Aklına bir şey geldiğinde o kağıdı çıkarıp üstüne not alıyordu. Sonra gece oldu ve yatmaya gitti. İstiklal Marşı, altını çizerek söylüyorum, iddia ediliyor, 2 günde yazıldı. Çünkü zaten vatan şairinin zihninde, kalbinde o duygular vardı. Şimdi sizi onun yattığı odaya götüreceğim. İşte bu odada ışıklarını açalım. Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çünkü buraya canlı görebilen çok az kişi var bildiğim kadarıyla. Birisi de sen, dolayısıyla da biz olduk ekrandan. Buyur abi. Evet, burası Mehmet Akif'in yatak odası. Şimdi o sahneyi, 100 yıl 3 gün önceki sahneyi size aktarmak istiyorum. Yaklaşık 100 yıl önce, 3 gün daha ekleyin, Mehmet Akif'in geceleyin buraya geldiği anlatılıyor. Bunu kimden biliyoruz? Oda arkadaşı Hafız Bekir Efendi söylüyor. Geceleyin burada, o zaman benim az önce ışıkları yakarken düğmeye dokunmam gibi bir lüks yok tabii ki. Elektrik mümkün değil. Evet. Lambalarla aydınlatılacak. Gece o duygular zihninde çağıldarken bir anda uykusundan uyanmış vatan şairi. Işık yakacak, kağıt kalem bulacak vakti de yok. Derhal elindeki kurşun kalemi çıkarmış ve bu yatağın kenarındaki duvara çiziktirmeye başlamış. İlk İstiklal Marşı oraya yazılıyor yani. Az önce sen okudun ve takip eden dize neydi demiştim ya, işte o. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. İşte o dizeleri bu duvara yazdı. Sabah olduğunda herkesten erken kalkmış. Hava aydınlandıktan sonra kağıda aktarmış ve elindeki çakıyı aldığı sırada işte o Hafız Bekir Efendi onun görmüş. Duvara yazdığı dizeyi Badana'dan kazımaktaymış. Şimdi Akif'in odasındayız. 100 yıl önce işte burada vatan şairi bu şiiri yazmıştı. İçeride diğer odada Mithat Cemil'den söz etmiştik. Kuntay soyadlı. İstanbul'da da arkadaşlardı. O İstiklal Marşı için şunu söylüyor. Akif'in göğsünde İstiklal Marşı zaten vardı. Fakat Ankara'ya vardığında şiirin müziğini buldu. İstiklal Marşı'nın müziğini buldu. Çünkü Ankara, az önce anlatmaya çalıştım, Kalpaklıların başkenti, Ankara Milli Mücadele'nin başkenti, Ankara yokluğun, yoksunluğun sanki bir şenlik yaşandığı bir yerdi. Ve Akif işte hem memleketi aydınlatmak için dolaşırken, hem Ankara'da bu ruhu yaşarken İstiklal Marşı'nı 2 gün gibi bir sürede yazdı. Mehmet Akif sonra ne yaptı? Evet, ben de onu soracaktım. Daha sonraki süreci de bir... Bu arada şunu da sorayım Cedet abim. Şimdi şöyle 21 Şubat'ta ilk yayınlandığını biliyoruz. Ama ondan birkaç gün önce Ankara'da da yayınlandı da. Benim soracağım şu. Belli bir tarih var mı? Yani Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı tarih, bitirdiği tarih var mı kayıtlarda? Öyle bir kayıt var mı? Okuduğum bir... kaynak, Marif Vekilliğine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiği tarihin 7 Şubat olduğunu söylüyor. 7 Şubat, tamam. 7 Şubat ya, olduğunu söylüyor. Yarışmanın güzel. Son günleri, ondan bir önceki günü. Yarışmanın sondan bir önceki tarih, son günü diyor. Ama bakın şöyle, bu kaynak şunu göz ardı etmiş, o kaynağın transkripsiyonu yapanlar, aktaranlar da bence bunu atlamışlar. Eski takvim ile bugünkü takvim arasında bir 13 günlük fark var. O Rumi Hicri karışıklığı da var. Anladım abi. Evet. Bak, 13 günlük farkı düşündüğümüzde bunu 20 Şubat olarak kabul etmeliyiz. Neden diyecek olursan, yarışmanın son günü bence 20 Şubat'tı. Bunu teyit etmek de mümkün. O ilan gazeteyi incelemekle, ama
Zaten gerek yok. Son günü verdiğini kendisi ifade ediyor. Fakat 17'sinde Sevgi Reşat'ta yayınlıyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Gazete. Yazdıktan sonra ne oldu? Onu da devam et abi. Peki. Yazdıktan sonra ne oldu? İşte şu an odanın, sofanın, selamlık kısmının kapıya açıldığı yerdeyiz şu anda. Bu kapıdan çıktı. Bu kapıdan çıkıp nereye gitti? Evet. Hakimiyet bir Milliye gazetesinin olduğu yazıhaneye gitti. Orada çok şanslı birisi. İlk kez kimi okudu? Orada ilk kez kimi okudu? Nizamettin Nazif isimli genç bir muhabir. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde. Onun yazdıklarından biliyorum. Evlat, sana bir şey okuyacağım, dinle bakalım diyor. Ve oldukça usul bir sesle İstiklal Marşı'nın dizelerini okumaya başlıyor. Sonra fikrini soruyor. Üstadım diyor, bu gazetede, bunu bastığımız gazete kapış kapış gidecek, bunu söyleyebilirim. Yok diyor, size vermeyeceğim, bunu yayınlamayacağız. Bunu başka bir şekilde değerlendireceğim. Sadece sana fikrini sormak istiyorum diyor. Ama bunun üzerine Nizamettin Nazif, o halde şunu söyleyebilirim ki diye devam ediyor. 500 lira para ödülünü alacağınıza kalıbımı basarım. Hayır, ben bunun için yapmadım. Parayı da almayacağımı sizi temin ederim diyor. Çıkıyor yazıhaneden, Sebilül Reşat'a gidiyor. Sebilül Reşat kendi dergisi İstanbul'dan kaçarken derginin klişesini boynuna saklayıp çıkmıştı diye anlatırlar. Klişe ne demek? Belki gençler bilmiyordur. O zaman tipo baskı yapılıyor. Tipo baskı sırasında gazetenin ya da derginin başlığı, görseli, sembolü, simgesi, fotoğrafı, her neyse bir metal levhaya nakşediliyor. Basılırken sayfalarda onlar bulunuyor. Dolayısıyla Reşat Ankara'da çıkarılıyordu. Götürüp o dergiye veriyor. Verdiği zaman sırada ne var? Posta müdürüne doğru gidiyor. Kusura bakmayın, zaman zaman titriyor elim. Yoruluyorum çünkü. Yok, harika biliyorsun Cevdet abim. Şimdi posta müdürüne gidip yazdığı şiiri Kastamonu'ya göndermesini rica ediyor. Posta müdürü kimdi acaba? Posta müdürünün adı Mehmet Sabri'ydi. Mehmet Sabri bir Darüşşafakalıydı. Aa! O yüzden gurur dolu bir gün yaşıyoruz. Çünkü Mehmet Sabri telgrafçılık eğitimi almış. Dönemin pek çok telgrafçısı gibi Darüşşafaka'da yetişmiş. Sonra İstanbul'da hizmetlerini yapmıştı ve milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya gelmişti. Meclisin bahçesinde bir çadırda başlamıştı posta müdürlüğü faaliyete. Sonra başka bir binaya geçti. Ama o tarihte posta müdürü Mehmet Sabri Bey'di. Darüşşafakalı abimiz. Götürüp Mehmet Akif ona verdi evrakı. Birkaç gün sonra da o posta Kastamonu'ya vardı. Kastamonu'da Açık Söz gazetesi de tabii ki büyük bir gururla bunu yayınladı. Şimdi Mehmet Sabri'yi ayrı bir konu olarak da anlatmak, konuşmak gerekir. Fakat bilmem, evet, senin bir sorun var galiba. Şimdi çok güzel bir yer. Biz de gurur duyuyoruz bir Darüşşafakalı olarak. Darüşşafaka'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki katkısı, Darüşşafakalı özellikle telgraf bölümü ve iletişimdeki katkısı, o başlı başına bir konu zaten. Hakikaten bunu ilk defa duydum ve gurur duydum. Burada benim bir şeyi Cevdet abi özellikle teyit etmek adına, şimdi biz 21 Şubat Açık Söz gazetesinde yayınlanmasını baz alıyoruz ama bundan birkaç gün önce galiba Ankara'daki gazetelerde galiba 17. İstiklal Marşı yayınlandı ama şu galiba bildiğim kadarıyla Mehmet Akif Ersoy'un daha Ankara'da yayınlanmadan yayınlanması için, Açık Söz gazetesinde yayınlanması için postaya verdiği daha önce olduğu için birkaç günlük işte ulaşımdan dolayı aslında Açık Söz gazetesinde ilk yayınlandığı kabul ediliyor diyebiliyorum. Bunun bir açıklamasını olabilir mi senden? Ondan sonra devam edelim. Ya, şöyle yapalım. Aslında daha meclis tarafından İstiklal Marşı kabul edilmeden önce bazı değil, iki yerde yayınlandı. Önce Ankara'da yayınlandı, Sebilül Reşat'ta.
O yayın yapıldığı sırada İstiklal Marşı postayla Kastamonu yollarına gidiyordu. Dolayısıyla evet. Postada bir gecikme olmasaydı ikisi aynı anda yayınlanacaktı. Peki istersen bu noktada gelelim mecliste nasıl kabul edildiğine. Evet, şimdi asıl iş kabul edilişi. Bu arada şunu da söyleyeyim Cedit abi, bir kere daha teyit etme anlamında. Şimdi İstiklal Marşı ilk olarak hani şöyle diyelim. Türk halkının İstiklal Marşı ile tanışması mecliste milli marş olarak kabul edilmesinden yani 12 Mart'tan sonra değil. Öncesinde önce Türk halkıyla gazeteler yardımıyla bir tanışıyor. Türk halkı bunu benimsiyor, bağrına basıyor ve bildiğim kadarıyla bunu sen anlatacaksın. Meclis zaten halkın da duygu ve düşüncelerini göz önünde bulundurarak milli marş olarak kabul ediliyor diye bildiğimi söyleyeyim, sözü sana bırakayım abi. Buyur. Tabii öncelikle Mehmet Akif'i Hasan Basri Bey ikna edip o yazmaya başladıktan sonra Hacettin dergahına şu kapıdan bir misafir geliyor. Aslında buranın iki kapısı var. Siz bir tanesini görebildiniz. Diğer kapıyı biz kullanmıyoruz. O kapıdan gelen misafir Hamdullah Supi Bey'di. Yani marif vekili. Kendisine diyor ki biz gereken düzenlemeyi yapacağız. Sen rahat ol. Para ödülünü bir şekilde senin almayacağını resmi evraka da geçireceğiz. Ama bu ikna edici bir davranıştı. Ne oldu onu sonra açıklayalım. Şimdi meclise gelmeden önce aynı Abdullah Suki bir şey daha yapıyor. İsmet Paşa'ya birinci İnönü zaferini kazandıktan sonra Albay İsmet, Darp Cephesi kumandanı olan Albay İsmet, Paşa olmuştu. Meclis tarafından terfi ettirilmişti. Çünkü meclis ordusunun askeriydi, kumandanıydı. İşte İsmet Paşa'ya bu milli marşları gönderdi. Yazılan 740 kadar yarışmaya başvuran marşın 7'si finale kalmıştı. O 7 taneden 3'ünü seçip cepheye gönderdi. Cephede ne oldu biliyor musunuz? Evet. Askerleri toplu halde bunu dinlemek suretiyle marşın kimde nasıl tesir, hangi marşın askerlerde nasıl tesir bıraktığı ölçüldü. Şimdi korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dedikçe daha bir göğsü doluyordu Türk askerinin. Dolayısıyla o cephedeki askerlerin hangisinden en çok etkilendiklerini marif vekili Hamdullah Sultan Bey biliyordu. Çünkü raporlaştırıp gönderiyorlar herhalde, ona göre bir karar veriyor. Gereğini evet yaptırmıştı. Dolayısıyla o askerler de bunu duymuşlardı. Kaç askerimiz vardı? Birinci İnönü'nde yaklaşık 7000 asker söz konusu. 3-4 tümende. Hepitopu'nun 3-4 tümenin normal şartlarda 30 bin kadar silahı bulunması gerekir ama 7-8 bin aslan, onlar İnönü zaferini kazanmış muzaffer askerlerdi. İşte İstiklal Marşı'nı Türk halkından önce onlar dinlediler. Bir nevi anket yapmış anladığım kadarıyla. Bir çeşit anket. Evet. Evet. Muhteşem bir fikir. Ve altını çizelim, şurada var. İstiklal Marşı Türk ordusuna ithaf edilmek suretiyle yola çıktı. Onun için askerler çok gururluydu. Onlara okunuyordu. Derken 1 Mart günü geldi. Eskiden meclis 1 Mart günü açılıyordu. Takvim yılı 1 Mart'ta başlatılıyordu resmi işler için. 1 Mart günü ilk önce kürsüye Mustafa Kemal çıktı. Meclisin açılışından o güne kadar siyasi gelişmeleri anlattı. Sonra İsmet Paşa kürsüye geldi. İnönü Harbi'ni ve cephedeki son durumu belirtti. Ardından Hamdullah Supi Bey gelip milli marş meselesini anlatsak yeridir diyerek konuşmaya başladı. Efendiler 740 şiir katıldı. Finale kalan 7 şiir var. Birisi dedi ki onlar basılsın, milletvekillerine dağıtılsın. Basalım hay hay. Ama dedi ben önce size bir şiir okumak istiyorum. Akif'in şiirini. Bu arada Akif tıpkı benim bugün özellikle yaptım. Şu an hava 1 derece Ankara'da. Çok soğuk değil ama soğuk tabii ki. Ceketi vardı. Meclise giderken ancak ceketle gidiyordu. Akif'in palto alacak parası yoktu. Mehmet Akif'in Zonguldak mebusuna 2 lira borcu vardı. 2 lirayı ödeyecek parası yoktu. Mehmet Akif bu şartlar altında para ödülünü almadan yarışmaya girerim
demişti. İşte o gün Akif mahcup bir vaziyette okul sıralarında diğer milletvekilleriyle birlikte elini başının altına almış oturuyordu. Hamdullah Supi kürsüye çıktı. Milletvekillerine isterseniz oylamak sizin hakkınızdır. İsterseniz her türlü görüşme hakkınızdır. Ama rica ediyorum önce şu şiiri okuyacağım size dedi. Ve İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İlk daha korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dediğinde herkes ayağa kalkıp şiddetli şekilde alkışlamaya başladı. Sonra her kıtada alkış sesleri. Zabıtlarda görüyoruz bunu, meclis zabıtlarında. Hatip iki nokta üst üste şiiri okur, sonra şiddetli alkışlar. Sonra şiddetli alkışlar. O gün dört kez okudu. Dört kez. Artık karar verme aşamasına gelinmişti. Ama resmi hiçbir şey yoktu. 12 Mart'ta yeni bir gündemle toplandı meclis. 12 Mart günü birkaç kişi yarışmanın işte şöyle sonuçlanması, böyle teknik şartları falan diye itiraz edecek olduysa da o gün bu şiirin oynanmasına karar verildi. Ama ben şeye de dikkat çekmek istiyorum. Başka şiirler de var. Mesela bir tanesini paylaşalım istersen. Finale kalan şiirlerden bir tanesinin çok ilginç bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Peki abi, ben müsaadenle izleyenlerimiz de bilsinler bu şiiri. Müsaadenle bir yorumlamaya çalışayım. 6000 yıl efendilik yaptın, kahraman Türk idi cihanda adın. Bir ateşten siperdin İslam'a, sönmeyen bir güneş gibi yaşadın. Ey büyük ünlü milletim ileri, hasmına çiğnetme koş bu şanlı yeri. Düşmanın bir cihansa dostun hak, hakkın elbette müstakil yaşamak. Atıl, ez, vur, senindir istikbal. Ebedi parlasın şu al bayrak. Ey benim şanlı milletim ileri, ele çiğnetme koş bu ülkeleri. Demiş şairin birisi. Buyur, devamı sende abi. Bu da tartışma konusu bir tarihi gizem. Neden diyecek olursanız, dönemin meclis zabıt katiplerinden bir tanesi Mahir İz. Hatıralarında bu şiirin yazarının belli olmadığını ifade eder. Hı hı. Mim işareti var. Sadece M harfi yani. Hı hı. Ama başka bir kaynak ise bu şiirin hatırlayamadım. Baha, Muhittin Baha olsa gerek ya da heyecanıma verir şu anda. Bir başka isme ait olduğunu söylüyor. Bir milletvekili. Fakat ben de şunu soruyorum. Mahir İz, evet, meclis zabıt katibi olduğu için bütün evrak onun önüne geliyor. Yazanlar onlar. Yarışma için başvuran şiirler Marif Vekiline gidiliyor, gönderiliyor. Fakat oradan da meclise aktarılıyor. Dolayısıyla zabıt katibi bunların en iyisini bilir. Muhittin Baha Bey olduğunu iddia eden bir başka kaynak da var. Milletvekili Muhittin Baha Bey. Fakat ben diyorum ki bir milletvekili böyle bir onuru taşımak varken neden ismini gizleyerek şiir yazsın? Hadi paradan vazgeçtim ama zaten muhtaçlar. Para gerekli bir şey. Bunu da bırakalım. Tarihi bir onur, bir şeref söz konusu. Ve ben diyorum ki M harfinin bir gizemi var. Bunun peşindeyiz. Bunu bulmamız gerekiyor. Çünkü o şiirin dizelerine baktığımızda keskin bir üslup görüyorum. Namık Kemal izlenimi alıyorum. Ve büyük bir vatanseverlik fışkırıyor dizelerinden. Şu evet. Anda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama bu şiir bize çok ama çok şey verecek belki de. O mim harfi doğruysa eğer, ismini gizli tutan şair belki de çok ama çok önemli birisi. Araştırmaya devam ediyoruz. Tarihi gerçekler ortaya çıksın, güzel olur Cevdet abi. Buyur. Evet, şimdi 12 Mart günü Akif buradan resmi kabul günü
görüşüleceğini elbette biliyordu mecliste. Yattığı odadan hazırlanıp çıktı. Meclise doğru giderken galiba Şefik Bey'di. Dönemin arkadaşlarından bir tanesi. Onun muşambasını sırtına aldı. Hava yağmurluydu. O da söylendi. Üstad dedi, şu para ödülünü alsaydın da sırtına bir palto. Hadi paltoyu geçtim diye muşamba satın alsaydın. Evet, o para ödülü meşhur zaten. Onun akıbetini de soralım Cevdet. Para ödülünü almadı. Sırtında paltosu yoktu. 12 Mart günü mecliste alkışlarla kabul edildi. Milletvekilleri ayakta dinledi. Ayakta dinlediler. Alkışlarla kabul ettiler. Ve 100. yılındayız. İşte bu sene İstiklal Marşı'nın. Para ödülü ne oldu? İki kaynak var. Bunlardan bir tanesi diyor ki, yakın çevresinden olup da yazanlardan, Sarıkışla, Ankara'da tarihi bir kışladır. Bugün galiba orası yok. Valiliğin yanında bir bina. Askerlerin yeri. Sarıkışlı'da yatmakta olan Türk askerlerine, yaralılara o parayı bağışladı, hibe etti der kaynağın birisi. Diğer kaynaksa mecliste görev yapanlardan bir tanesi bu. Nisaün cemiyetine bağışladığını ifade ediyor. Bunu daha çok yerde görüyoruz. Nisaün Türk kadınları dul ve yardıma muhtaç olan kadınlarla ilgili çalışmalar yapan bir dernek. Nisa zaten hanımlar ya da kadınlar şeklinde tercüme edilebilir. Nisaün cemiyeti. Dolayısıyla bu 500 lira para ödülünü onlara bağışladığını biliyoruz. Akif'in zaten az önce söylediğimiz gibi bu konuda bir kuruş almadığını biliyoruz. Mehmet Akif'in zaten palto alacak parası da yoktu. Kendisine bunu söyleyen adamla da 2 ay kürt vurmuştu. İşte böyle Şimdi bu odada evet. Cevdet abim, son 10 dakikamız, bir saat biliyorsunuz Instagram'ın izin verdiği canlı yayın hakkı. Son 10 geldik dakikamız. sonunda. Şimdi bu kalan 10 dakikada da senden iki konu başlığını şöyle bir toparlamanı rica edeceğim. Birincisi, bir daha bir gözden geçirmek için Darüşşafaka ve Milli Marş, İstiklal Marşı arasındaki ilişkiyi, bir de tabii marşın mecliste kabulünden sonra bir de bunun bestelenmesi ve okunması olayı var. Kaç farklı bestesi var? Bu bestekarlardan bildikleriniz var mı? Bunlarla birlikte bir toparlarsan, buyur söz senin Şöyle abi. yapalım mı? Buyur abi. Şöyle yapalım. Önce istersen şunu ben söyleyeyim sonra. Peki. Darüşşafakalı bir besteci de o ilk zaman yapılan bestelerden birisine imza attı. Galiba 12, 13, 14 beste var. Bugünkünden önce 13 bestesi var İstiklal Marşı'nın. Ama onu yapanlardan bir tanesi de Darüşşafakalıydı. Sen istersen bize onu bir dinletiver birazcık. Sonra ben Sen konuşmaya devam. devam et, ben hazırlayayım. Sen konuşmaya devam Peki. et, Cevdet abi, ben hazırlayayım. Peki, Darüşşafaka ile olan bağlantısını da şöyle ifade edebiliriz. Az önce söylediğim gibi her şeyin başında Kemalettin Sami, meşhur kahraman askerimiz Kemalettin Sami Paşa var. Sonra Mehmet Sabri Bey var. Darüşşafaka'nın İstiklal Marşı'yla yakından alakalı olduğunu söyleyebileceğimiz ve bir de bestecimiz var. O bestecimiz de soyadı. Adını sen anons ediver o zaman besteyle birlikte. Evet. Ben şimdi susayım. İstiklal Marşı 14 kez bestelenmiş. Bu arada şeyi de bildiğim kadarını söyleyeyim. Besteleri yapanlardan bir tanesi de Kazım Karabekir diye biliyorum. O da bir bilgi olarak kalsın. Ve şimdi biz Kazım Uz, değerli Darüşşafakalı ağabeyimiz Kazım Uz'un bestesini bir dinleyelim şöyle. İzleyenlerimiz de duysun.
Evet. Evet, bu kadar yeter herhalde. Çok güzel bir eser. Şimdi şöyle veda edelim isterseniz. Darüşşafakalılarla tabii ki gurur duyuyoruz. Burada olmak ve buranın ruhunu birlikte orada canlı yayına paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Sebeplerini yayınlarında söyledik. Ruhları şad olsun vatan şairinin, ona yardım edenlerin, milli mücadele kahramanlarının. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu İstiklal Marşımızın ilk düzeninde ve genelinde elbette ki şanlı Türk bayrağına bir ithaf var. Bir ona yönelik dizeler var. Hal böyle olunca da aklıma şu geldi. Geçen yaz Anıtkabir'deyken ben o bayrağa sık sık giderim Anıtkabir'e. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda dalgalanan o bayrağa baktığımda sıra dışı hikayeler aklıma gelmişti. Onlardan bir tanesi Sivas Kongresi sırasında yakın korumalığını yapan Mazlum Bey'di. Kimdi biliyor musun? Mazlum Bey abilerimizden Ahmet Rasim'in büyük oğluydu. Sivas Kongresi'nde kuş uçurtmaya. Daha anlatacak çok şey var. Süremiz azaldığı için şöyle söylüyorum. Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım bağışçımız. Yani evet. Mustafa Kemal ile Darüşşafaka arasında pek çok bağlantı kurabiliriz. Bildiğinden de eminim Darüşşafaka'yı. Kısaca ama Anıtkabir'de onun manevi huzurunda dalgalanan Ruşen Eşref'in ifadesiyle kızıl bir yele gibi şahlanan al bayrak var ya, işte o bayrak yuvamızda, Darüşşafaka'mızda, okulumuzda bugün. Ve 12 Mart günü tören yapılırken Darüşşafaka'da o bayrak direğin tepesine, doruğuna çekilecek. O bayrağa bakarak saygı duruşunda bulunacağız, İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Ve işte tüm bu anlatmaya çalıştığımız Darüşşafakalıların da onda emeği olduğunu yad edecek töreni yapanlar. Dolayısıyla bu gururla birlikte ben söyleyeceklerimi bitirdim. Sözü sana bıraksam mı? Evet, zaten veda edeceğiz de bu arada Beşir Özmen ağabeyim güzel bir bilgi vermiş. Bizi izliyor şu anda. Mehmet Akif Ersoy'un Darüşşafaka Cemiyeti üyesi olduğunu bana şimdi özelden yazıyor. Bu bilgiyi de izleyenlerimizle paylaşalım. Bizim için bir gurur verici olay. 1913 senesinde cemiyet üyeliği yaptığında söylemeyi unuttuk. Sağ olsun Beşir abimiz. Dolayısıyla kendimize de çok ama çok pay çıkarabiliriz. Ne mutlu bize. Ben bir kere daha bütün o milli mücadele kahramanlarının başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Mehmet Akif'in. Çok güzel bir yayın oldu. Bu şimdi İstiklal Marşı'nın 100. yıl olması, bu İstiklal Marşı'da yazılı sürecinde gelişen olaylarda Darüşşafakalı ağabeylerimizin, büyüklerimizin de yer alması, katkısının olması bizim için gurur verici bir olay. Ayrıca şunu da söyleyeyim, 100. yıl olması münasebetiyle Darüşşafakalılar Derneği, bizim çatımız, bu konuda hassasiyet göstermesi, böyle bir etkinliği düzenlemesi, tabii ki senin güzel bilgilerin ve bizi güzel aydınlatıcı, aynı zamanda tarihi bir mekanda çoğu kişinin daha bilmediği iç mekanında ekrandan bize gezdirmen bizim için gurur verici. Ben de nacizane bu etkinliğin bir parçası olmaya çalıştım. Şimdi Cevdet abim, son sözlerini de alalım. Ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim. Son 2-3 dakikamız. Darüşşafaka ailesini, bizimle birlikte olanları saygıyla selamlıyorum. Milli mücadele kahramanlarının manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Minnettarız onlara. Vatan şairini de böylece yad etmiş olmaktan dolayı son derece gururluyum. Darüşşafakalıların da gurur duyacak çok şey olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Cevdet abim, son bir iki dakikamız. Ben müsaadenle nacizane benim Darüşşafaka için kaleme almaya çalıştığım bir şiir vardı. O şiirden iki kıtayı okumak istiyorum. Çünkü tam bu anlattıklarımızı aslında biraz da özetliyor. Diyor ki, demeye çalıştığım şuydu.
Osmanlı zamanında çıktı uzun bir yola. Yönetim değişse de vermedi ki hiç mola. Devrimleri yaparken Atatürk de kol kola görevinden kaçmadı, aldı hep mesuliyet. Gördü her bir savaşı çınar gibi ayakta. Devleti için koştu, kalmadı hiç uzakta. Altın gibi değerli, her zaman korumakta lideri Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Demeye çalıştım. Evet, ağzına yüreğine sağlık. Cevdet abim, benim için çok güzel, çok anlamlı bir programdı. Eminim izleyenler için ve Darüşşafakalılar için de çok gurur verici olaylara ve bilgilere sahip olduk. Sözümüzü Mehmet Akif Ersoy'un o meşhur sözüyle bitirelim. Müsaadenle Cevdet abim. Bu arada izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadıkları için. Ne demişti Mehmet Akif Ersoy? Allah bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırmasın deyip bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlayalım. Amin. Allah'a ısmarladık.